Televizyonundan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Spor Okulları programıyla karşınızdayız. Bu haftaki durağımız Kadıköy Göztepe Futbol Okulu Minik Aslanların antrenmanını sizler için takip edeceğiz. Spor Okulu'nda Lütfi Hoca ile birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz ilk önce okulumuzdan bahsederek başlayalım. Diğer okullardan farkı nedir bu spor okulu? Diğer okullardan farkımız, burası biliyorsunuz Göztepe, Fikirtepe, Kadıköy'e bağlı. 5 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Burası tamamen Fenerbahçe'nin bir bölgesi. Bu bölgede Galatasaray'ımızı temsil ederek bu futbol okulunu bize aşırdıkları için önce Galatasaray Kulübümüze teşekkür ediyoruz. Bu bölgede olan yüzlerce, binlerce Galatasaray taraftarının Fenerbahçe bölgesinde böyle bir aktiviteye katılıp spor yapmaları bizler için gurur meselesi. Ayrıcalığımız bence bu. Spor okulu olarak ayrıcalığımız bu. Diğer bu bölgede bulunmak aslında. Tabii ki. Hemen arkamız Fikirtepe'nin arkası Fenerbahçe altyapı tesisleri. Tabii ki burada sporcu kazandırmak, Galatasaray Kulübü'ne altyapıdan oyuncu kazandırmak Fenerbahçe bölgesi olması itibariyle bizim için çok gurur verici. Peki, neler yapıyor çocuklar burada? Biraz faaliyetlerden bahsedeyim dilerseniz. Tabii ki futbol oynuyorlar ama bunun dışında ne gibi faydaları var mesela bu okulun çocuklarımıza? Vallahi bu sporun bir kere faydaları saymakla bitirilmez. Dolayısıyla öncelikli olarak çocuklarımızın sağlıklı, kendini ifade edebilecek, sosyalleşebilecek bir spor branşı olmasından dolayı bir kere gururluyuz. Bunun dışında işlerinde yetenekli olan oyuncularımızı Fatih Hocamızın kurmuş olduğu, özellikle de destek verdiği spor okullarının yeni yapılanmasıyla birlikte altyapımıza da oyuncu kazandırmak, bu küçük minik çocuklarımızdan oyuncu yetiştirmek bizleri gayet mutlu ediyor. Sadece tabii ki futbolcu olmak için buraya gelen ailelerimiz ve sporcularımız yok. Bunların sosyalleşmeleri, kötü alışkanlıklardan kurtulmaları, sağlıklı olmaları, solunum eşittir dolaşım sistemi olarak baktığınızda gelişimlerinde çok büyük bir faydası olduğunu, her türlü reflekslere daha fazla sahip olduğunu ve sosyal yaşamda, normal hayatlarında da bu sporun onlara katkı sağlayacağı bir ortamın oluşması bizim için büyük bir değer. Çocuklarımız çünkü böyle yerleri artık bulamıyorlar. Sahalar yok. Sadece bu tür ortamlarda çalışabiliyorlar. Bizler de onlara bu katkıyı sağlayıp iyi birer evlat olarak yetiştirmek öncelikli düşüncelerimiz. Peki buraya gelen çocukların yaş aralığı nedir? Biz burada gelişmiş 5 yaştan itibaren 12 yaşlarına kadar oyuncu alıyoruz. 12 yaşından sonra artık oyuncularımız tamamen müsabık oyuncu olarak olduğu için, yaş kategorisi büyüdüğü için pek almıyoruz. Hani ağaç yaşken eğilir misali,
bu şekilde değerlendirme yapıyoruz. Yani 12 yaşından itibaren fazla kayıt almıyoruz. Çok ezem durumlarda belki kayıt alıyoruz. Daha ufak yapılı. Çünkü birbirlerine orantı olarak yaş farklılıklarının olmaması gerekiyor. Hemen hemen aynı yaş gruplarını kendi yarışmacı grup olarak yarıştırıyoruz ve öyle yetiyoruz. Peki beslenmeleri açısından onlara bir tavsiyede ya da öneride bulunuyor musunuz? Çünkü beslenmek çok önemli, özellikle de başarılı bir sporcu olmak için. Tabii ki. Çocuklarımızın sağlıkları bizim için önemli. Ama bizler beslenme uzmanı değiliz, biliyorsunuz. Fakat çocuklarımıza sadece tavsiyede, öneride bulunabiliriz. Mesela antrenmanlara gelmeden önce oyuncularımızın en geç 1,5-2 saat önce kahvaltı yapmaları, karbonhidrat ağırlıklı olması enerji açısından, bunları tavsiye ediyoruz. Asitli, yağlı, süt veya asitli içecek olarak içmemelerini tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bir çocuğumuzun günlük evdeki yaşam tarzını, okul hayatını bilmediğimiz için bununla ilgili, beslenme ile ilgili bir şey verme, öneride bulunma bizler için doğru bir şey değil. Bu beslenme uzmanlarını ilgilendiren bir konu. Ama sadece tavsiyelerimizi bunlar olarak veriyoruz. Ailelerimiz de sağ olsunlar, bizlere ve kendileri de önem verdikleri için bu kurallara uyuyorlar. Biz de sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Yani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mesela aşırı derecede süt vesaire gibi yoğurt, buna benzer şeyler yiyip, ağır şeyler yiyip geldiği zaman sıkıntı çekeceklerini biliyor çocuklarımız. Dolayısıyla sadece öneride, öngörüde değil de öneride bulunuyoruz. Peki çocukların sonrasında tabii altyapıya geçme gibi hedefleri oluyor. Neler bekliyorsunuz çocuklardan? Yani altyapıya geçmesi için neler yapması gerekiyor? Hangi, yani yetenek midir yoksa kendi çabası mıdır, disiplin midir? Tam olarak ne bekliyorsunuz çocuklardan? Çocuklarımızda yeteneksiz olan oyuncularımız da geliyor. Eğitimin biliyorsunuz pek yaşı yok. Tabii belli bir yetenek söz konusu ama burada gelişimleri gerçekten çok yetenekli dediğimiz çocuğun 2 sene sonra yeteneksiz gibi olan çocuğumuz onun önüne geçebiliyor. Burada disiplinli bir yaşam, kurallara uyarak yaşam, uyku düzeni, beslenme, demin bahsettiğiniz gibi bunlar çok önemli konular. Bunlar ön plana çıkıyor. Tabii ki en başta sevgisi geliyor. Galatasaraylılık sevgisi burada çok ön plana çıkıyor. Mutlaka televizyonda müsabakaları çok fazla izliyor. Burada pratikleri çok fazla yapıyor. Teorikte çok fazla şey öğrenemez çocuklar. Bilgi olarak sadece kuralları vesaire, ölçümleri öğrenebilirler. Ama pratikte bu bol tekrarlarla çalışmalarındaki kendi gelişimlerini çok daha iyi yapıyorlar. Burada da zaman içerisinde farklı yetenekli dediğimiz oyuncuların üstüne çıkan, daha yetenekli hale gelen oyuncular olabiliyor. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bol tekrara dayalı çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi kendilerini gösterebilmeleri için bol tekrarlar çok önemli. Bol tekrardan netice çıkması %100 bol tekrar yaptığımız için. Dolayısıyla çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. Bunun dışında sadece sosyal yönden, sportif yönden, sağlık açısından gelen çocuklarımız da var. Onları da dışlamıyoruz. Daha kilolu gelenler olabiliyor. Onları da bu spor okullarında barındırıyoruz. Güzel şeyler oluyor. Yani futbol okulları çocuklarımız için çok avantajlı bir gelecek hazırlamış oluyor en azından. Hiçbir şey yapmamış olsa bile sağlıklı bir birey oluyor. Kendini ifade edebilecek güce sahip oluyor. Daha iyi sosyalleşiyor. Kötü alışkanlıklarla alakası kalmıyor. Bunlar da bizim için önemli oluyor. Peki, aslında çok güzel bir şey söylediniz. Bol tekrar dediniz. Sanırım sporda da bol tekrarla başarı geliyor kesinlikle. Onun dışında tekrar yapmadıkça insan bir yerde yavaşlıyor, kaldığı yerde kalıyor, durağan oluyor. Peki Florya'yı da sormak istiyorum. Florya birçok çocuğumuzun hayalidir aslında. En çok istediği şeydir Florya'da futbol oynamak. İlişkileriniz nasıl Florya'yla? Vallahi ilişkilerimiz çok iyi. Spor akademisi bizlere gerekli imkanları sağlıyor. Kulübümüz sağlıyor. Onlardan Allah razı olsun. Bizler de bu işin artık belki de hoca olarak duayenleri olduk. Dolayısıyla bu imkanları herkes bulamıyor, çocuklarımız bulamıyor. Böyle imkanları yarattıkları için bir kere onlara çok çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman turnuvalarımız oluyor, zaman zaman kamplarımız oluyor. Mesela kış kampımız Antalya'daydı.
Orada büyük bir eğitim verdi. Alt akademi hocalarımız da dahil. Çocuklarımız çok iyi eğitim aldı. Hem tatil yaptılar, hem eğlendiler, hem yetenekli olan oyuncularımız tespit edildi. Bizlerde de yetenekli oyuncular var. Şu an hatta Galatasaray'ın altyapısında 2-3 oyuncumuz var. Onlar şu an devam ediyorlar. İnşallah yolları açık olur. Bizler onları izledikçe gurur duyuyoruz. Buradan 3 tane, 5 tane dahi Galatasaray'a verebileceğimiz oyuncu olduğu takdirde büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Şu anda da oyuncularımız içerisinde böyle oyuncularımız var. İnşallah kazandıracağımız daha oyuncular da olacak. Bu bir süreç. Bu süreçte hemen hemen her yıl 2-3 oyuncu versek çok büyük bir avantaj kulübümüz için. Onlar da bize bu destekleri veriyorlar. Florya'da turnuvalarımız var. Hafta sonları oraya gidiyoruz. Bunun dışında Galatasaray futbol okullarıyla anlaşmalı olarak kulübün bilgisi dahilinde müsabakalar yapıyoruz. Bunlar hep artı olarak kulübümüze ve spor okullarına katkı sağlıyor. Şimdi biraz da antrenmandan bahsedelim istiyorum. Çocuklarımız bugün geldi, ısınma hareketleriyle başladı. İlk önce tabii topladınız onları. Sonrasında ısınma hareketleriyle başladı. Neler yaptılar bugün, kısaca bahsedebilir misiniz? Bir günlük antrenman programımızın içerisinde cumartesi ve pazar günleri farklı çalışmalarımız oluyor. Özellikle pazar günleri mutlaka vuruş özellikleri çalışıyoruz. Yan top çalışmaları yapıyoruz. Tabii yaşlarına bağlantılı olarak bunları programları uyguluyoruz. Önce bir günün başlangıcını söyleyeyim size. Oyuncularımızın kayıtlarını alıyoruz. Bugün hangi oyuncular gelmedi, hangi oyuncular geldi? Takibi de yapılıyor. Takibini yapıyoruz. Gelmeyen oyuncularımızla ilgili ailelerden bilgi alıyoruz. Hasta olabiliyorlar, satranç turnuvasına gitmiş olabiliyor vesaire gibi sıkıntıları olup olmadığını öğreniyoruz. O gün hasta, sakat, herhangi bir problemi olup olmadığını öğreniyoruz. Ondan sonra o günün şeyini yapıyoruz, Galatasaraylılık bilgisini veriyoruz. Verdikten sonra antrenmanımızı ısınmayla başlıyoruz. Bu bilgi nasıl oluyor? Mesela merak ettim şu anda. Mesela Galatasaray'ımızı günaydın genç aslanlar hitabıyla veya günaydın minik aslanlar hitabıyla önce sorguluyoruz. Onlar da cevabını veriyorlar. Arkasından ne yapıyoruz? Nasılsınız sorusunu soruyoruz. Onlar da bunun cevabını veriyorlar. Güzel, gayet bir şekilde sağ ol diyerek arkasından ısınmaya geçiyoruz. İkili gruplar halinde belli bir koşumuz var. Koşumuzda tabii çok hızlı bir tempoda olmadan kaslarını açacak bir şekilde koşuyu yaptırıyoruz. Arkasından normal ısınmamızı yapıyoruz. Bu koordinasyonlu ısınma da olabiliyor, koordinasyonsuz da olabiliyor. Sonra koordinasyonlu çalışma vuruş özelliğine geçiyoruz. Arkasından tamamen ayak içi, ayak üstü vuruş çalışmalarımızı yapıyoruz. Arkasından da olmazsa olmazı bu programın maç. Çünkü çocuklarımız mutlaka bir 20 dakika, yarım saat maç yapmak istiyorlar. Bu çocuklarımızın sportif faaliyette çok sevdikleri için en önemli şeylerden, programlarından bir tanesi. Bunlar tabii rutin olarak mutlaka pazar günleri bu vuruş çalışmalarını yapıyoruz. Ama cumartesi günleri programımız daha farklı oluşuyor. O çalışmanın, vuruş çalışmasının dışında koordinasyon çalışmaları, çabukluk çalışmaları, dayanıklılık, kuvvet, kuvvetle devamlılık gibi bir takım çalışmaları sığdırıyoruz. Bunun haricinde topla dripling, alan yaratma, paslaşma, bunları bol tekrar yaparak hemen hemen uyguluyoruz. Bunun neticesinde de çocuklarımızın gelişimine katkı sağlatıyoruz. Neticede maç formuna da bunlar katkı sağlıyor. Maç içerisinde de bunları uygulamaya geçirdiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde görmüş oluyoruz. Çocuğumuzun ne kadar geliştiğini, çabuklaştığını, kuvvetlendiğini, solunumunu daha iyi kullandığını. Bunlar da çocuklarımıza fark yaratmaya başlıyor. İşlerinden de yetenekli olanları daha fazla geliştiriyoruz. İşte altyapıya kazandırdıklarımızı kazandırıyoruz. Kazandıramadıklarımızı eğer üst düzey takımlarda oynayamayacaksa müsabık olmaya başladıkları yaş itibariyle gerekirse yakın çevredeki spor kulüplerine kazandırmaya çalışıyoruz. Sportif faaliyetleri bitmesin diye. Oldukça da keyifli geçiyor antrenman gördüğüm kadarıyla. Çok böyle eğlenceli bir şekilde yapılan bir de yarış halinde tabii iki gruba ayırmışsınız çocukları. Sanırım bu da onların daha eğlenceli vakit geçirmesine sebep oluyor. Çocuklarımız neticede hala çocuk ruhlu oldukları için eğlenceli olması şart. Onları kazanmak için. Çünkü çabuk da sıkılabiliyorlar. İlk başlangıçta düşünün 6 yaşında bir çocuk daha çok fazla kendini ifade edemeyen bir çocuktur. Bunları oyunsal formlarla kazandırabilirsiniz, sevdirebilirsiniz. Önemli olan sevdirmek.
zaten Galatasaray sevgisi olan çocuğa bunları da yaparsanız çok daha rahat seviyorlar. Bizlere de katkı sağlamış oluyor. Biz de böyle zevk alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok neşeli gördüm çocukları. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Ali Efe merhabalar, seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ali Efe, Urfa'da doğdum. 11'e gireceğim. Erenköy İşık Okulları'nda okuyorum. Öyle yani, hayat normal. Hayat normal gidiyor diyorsun. Peki burada da futbol oynamaya geliyorsun Göztepe Kadıköy Futbol Okulu'nda. Peki ne zaman başladın buraya, çok oldu mu? 2016'da başladım. Eylül'de başladım. O zamandan bu yana yani iyi. İyi gidiyorsun, güzel geliştiriyorsun. Peki neler öğrendin burada? Futbolu öğrendim, çalım atmayı öğrendim, gol atmayı öğrendim, bitiriciliği öğrendim ve futbolu öğrendim kısaca. Peki en çok neyi iyi yapıyorsun sence sahada? Sahada en iyi gol atmak olabilir ve asist yapmak olabilir. Bu halde ön tarafta oynuyorsun. Forvet, orta saha forvet, hangi mevkide oynuyorsun? Yani hocalar değiştiriyor ara sıra. Dün forvet oynadım. Ara sıra forvet arkası oynuyorum. Sağ kanat da oynayabiliyorum. Sol kanat da oynayabiliyorum. Yani öyle. Birçok mevkide görev alabiliyorum diyorsun. Peki son bir soru daha soralım. Galatasaray'da en çok hangi futbolcuyu beğeniyorsun? Ya hiç kimse, hiç Galatasaray'da oyuncu üzülmesin diye hepsini seviyorum. Evet. Çık. Evet oğlum. Evet oğlum. Çık. Çık. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nuray Dayı, Galatasaray Spor Kulübü'nde SİCEP'inde çalışıyorum. Sizi de tanıyalım. Mahmut Dayı, emekliyim, Galatasaraylıyım, Ali Efe'nin babasıyım. Evet, Ali Efe'yi futbol okuluna kaydettiniz. Peki nasıl karar verdiniz buna, neden futbol mesela? Ana hayalimiz zaten Galatasaray'da futbol oynaması. Hep bir hedefim vardı, bir oğlum olursa Galatasaray'da futbol oynamasını hayal ediyordum. Bu hayalimi de gerçekleştirdim. 2 senedir Galatasaray Kulübü'nde spor okullarına geliyor. Çok seviyor. Biz yüzme de denedik 3 sene. Galatasaray'da yüzdü de. Fakat yüzme sporunu sevmedi. Futbola aşık. Yakından takip ediyor futbolu da. Onun için çok güzel bir spor bence. Peki başladığı günden bu yana ne gibi gelişimleri oldu futbol okuluna başladığı günden beri? Pratik zekası çok yüksek. Sosyal bir çocuk zaten. Futbolu da sevmesiyle birlikte bu sosyalliği ön plana çıktı. Okuldaki başarısı arttı. Onun dışında arkadaşlıkları, sosyal çevredeki kendine özgüveni arttı. Artı zaten spor aşkı demeyeyim. Galatasaray Kulübü'nün içinde büyüdüğü için zaten hep camianın içindeydi. Bu da taşlandırmış oldu spor okulda. Peki son olarak bir de beslenmeyle ilgili sormak istiyorum. Hani futbolcularda ya da herhangi bir sporcunun beslenmesi de çok önemli. İyi bir sporcu olabilmesi için. Bu konuda hangi uygulamalarda bulunuyorsunuz? Bunu en çok babası takip ediyor. Bence bu soruya babası cevap versin. Ya tabii yediklerine çok dikkat ediyoruz. Bir sporcu nasıl beslenmesi gerekiyorsa aynen uyguluyoruz. Fakat biraz şu anda kilosu var. Durduramıyoruz da inşallah Lütfü Hocam'ın da yardımıyla halledeceğiz o sorunu. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adnan Şahin. Ben de Galatasaraylıyım tabii. Çocuğumu buraya iyi yetişmesi için getiriyorum. Prensipleri ediniyor burada. Bayağı bir hayatına şekil verdi. Peki çocuğunuzla başladığı günden bu yana ne gibi gelişimler? Yani vaktini daha ayarlı kullanabiliyor. Her şeyi daha programlı yapabiliyor. En azından buraya cumartesi hadi baba geç kaldık gidelim diyebiliyor. Yoksa işte bilgisayarın başında, iPad'in başında vakit öldürüyorlar. Burası çok daha iyi olduğu için. Diğer ailelere de tavsiye ediyorsunuz o halde. Tabii ki tavsiye ediyorum.
Evet, yanımızda Gomis lakaplı bir öğrencimiz var. Merhabalar, seni biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Adın ne, kaç yaşındasın? Berk, 7 yaşındayım. 7 yaşındasın ve sana Gomis diyorlar. Sana neden Gomis diyorlar? Çünkü lakabım Gomis. Evet, neden Gomis diyorlar sana peki? Çok mu iyi gol atıyorsun? Evet. Kaç tane gol atıyorsun bir maçta? Bir maçta 8 veya hasta olduğum zaman 7-6-5 atıyorum. Yani gol sayım şu anlık, gol sayım 68. Oo, çok başarılısın sen o zaman. Peki gol attıktan sonra Gomis hareketini yapıyor musun? Evet. Nasıl yapıyorsun, gösterebilir misin bize? Evet. Hadi göster bakayım. Rotelleri yapıp sallıyorum. Seyirciler beni alkışlıyor. Peki sen buraya ne kadar zamandır geliyorsun? 6 yaşındayken futbol okuluna başlamıştım. Peki neler öğrendin burada? Hangi konularda kendini geliştirdin? Bütün konularda. Hangi konu mesela, ne iyi yapıyorsun? Başka golü güzel atıyorsun. Başka neler iyi yapıyorsun? Şu tarafa bakalım, kameraya dönelim. Yani çok güzel şut çekiyorum. Bazı zamanlarımda burada bize pas verip biz de vuruyoruz. Gol oluyor. Yani güzel asist de yapıyorsun yani. Asistimiz var. Ben bir keresinde şurada topu kaldırıp vurmuştum. Arkadaşım gol atmıştı. Bu senin golün demişti. Ama benim golüm değildi, onun golüydü. Sevindik, çok güzeldi, yendik. Fair play de var diyorsun. Evet. Çok da iyi sporcuyum diyorsun. Ben çok çok beğendim seni gerçekten bu yaşta. Evet. Çok başarılısın. Çok teşekkür ediyorum röportaj için. Tamam. Bir spor okulları programının daha sonuna geldik. Haftaya farklı bir futbol okulunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Re 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 ra 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 ra